Cin, cinayetin sanat olduğuna inanan, titiz mi titiz, cani bir psikopat. Bir zamanlar İonya hapishanelerinde çürürken, bir anda İonya'yı yöneten meclisteki karanlık odaklar tarafından serbest bırakılan bu seri katil, şimdilerde kendisini serbest bırakan entrikacılar için suikastler düzenliyor. Silahına adeta bir fırça gözüyle bakan cin, ortaya çıkardığı sanatsal vahşet eserleriyle hem kurbanlarının hem de bu eserleri görenlerin yüreklerine korku salıyor. Tüyler ürperten tiyatrosunu sergilemekten vahşi bir zevk alan cin, gelmiş geçmiş en güçlü mesajı vermek için ideal bir tetikçi. Bu mesaj ne mi? Dehşet elbette. Altın İblis'in yüreklere korku salan gölgesi, İonya'nın güneyindeki dağları yıllardır karanlığa boğuyordu. Korkunç bir canavar, Zuyu'nun dört bir yanında sayısız gezgini katlediyor. Bazen koca çiftliklerde tek canlı bırakmıyor ve geçtiği yerlerde çarpık cesetlerden oluşan manzaralar kalıyordu. Silahlı milisler ormanları didik didik arıyor, kasabalar iblis avcılarından medet umuyor, buju ustaları yollarda devriye geziyordu. Ama hiçbiri canavarın melun katliamlarına dur demeye yetmiyordu. Bunun üzerine çaresizliğe kapılan Zuyun meclisi, ayaklarına kapanıp yardım istemesi için büyük usta Kuşo'ya bir ulak gönderdi. Zuyun'un içine düştüğü sıkıntıyı dinleyen Kuşo, bir bahane uydurup yardımcı olamayacağını dile getirdi. Gel gelelim, aradan bir hafta sonra usta, oğlu Shen ve yıldız öğrencisi Zed, tacir kılığına girip Zuyun topraklarına geçti. Başka kimselere hissettirmeden cinayetlerle dünyaları başlarına yıkılan ailelerle görüştüler. Dehşet verici suç mahallelerini incelediler ve cinayetler arasında bağlantılar kurmaya veya belli bir düzen keşfetmeye çalıştılar. Araştırmaları tam 4 yıl sürdü ve 3 adamda da silinmez izler bıraktı. Kuşo'nun dillere destan kırmızı kürkü beyaza döndü. Zekası ve mizah anlayışıyla nam salan Shen'in ağzını bıçak açmaz oldu. Ve Kuşo'nun mabedinin en parlak yıldızı olan Zed, derslerinde zorlanmaya başladı. Rivayete göre, cinayetlerde nihayet belli bir düzen bulduklarında büyük usta Kuşo şöyle demişti. İyilik ve kötülük taşa kazınmış gerçekler değildir. İkisinin kaynağı da bireylerdir ve birinin iyi dediğine öbürü kötü diyebilir. Nice oyun ve kahramanlık şiirine konu olan Altın İblis'in yakalanışı, Usta Kuşo'nun ihtişamlı kariyerindeki 7. ve son büyük başarı olacaktı. Jiom geçidinde kutlanan bahar şenliğinin arifesinde Kuşo kendini meşhur bir hattat gibi gösterip diğer misafir sanatçıların arasına karıştı. Ardından beklemeye koyuldu. Herkes bu dehşet verici suçları ancak şeytani bir ruhun işleyebileceğini düşünüyordu. Ama Kuşo, katilin sıradan bir adam olduğuna kanaat getirmişti. Namıyla bütün yüreklere korku salan Altın İblis aslında Zuyun'daki gezgin tiyatro ve operalarda sahne görevlisi olarak çalışıyordu ve Kada Jin ismini kullanıyordu. Jin'i yakaladıklarında genç Zed ayaklarının dibinde kıvranan adamı katletmek için ileri atıldı ama Kuşo ona engel oldu. Efsanevi usta, yaptıklarının bütün dehşetine rağmen cinin canlı yakalanıp tuğla hapishanesine terk edilmesi gerektiğine karar vermişti. Shen bu kararı yanlış buluyordu. Ama babasının verdiği hükmün duygulardan arınmış mantığına karşı gelmedi. Tanık olduğu cinayet sahnelerinin karanlık etkisinden bir türlü kurtulamayan Zed ise bu merhamete bir anlam veremiyor, ustasının kararını hazmedemiyordu. Anlatılanlara bakılırsa bu olayın üzerine Zed'in içinde bir nefret filizlenmeye başladı. Tuğla hapishanesinde uzun yıllar esaret altında yaşamasına rağmen nezaket ve çekingenliğiyle dikkat çeken Kada Jin kendisi hakkında adeta ser verip sır vermiyordu. Gerçek ismi bile gizemini koruyordu. Esareti sırasında hapishanede görevli keşişler, Jin'in demircilik, şiir ve dansla dahil pek çok konuda muazzam yeteneğe sahip parlak bir öğrenci olduğunu fark etti. Ancak ne keşişler Jin'in hastalıklı merakını terbiye etmek için bir yol bulabiliyordu, ne de gardiyanlar. Dışarıda ise
Noxus İmparatorluğu'nun işgali sonrasında ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık İonya'yı kaynayan bir kazana dönüştürmüştü. Savaş yüzünden normalde huzur içindeki ülkenin gözünü adeta kan bürümüştü. Karanlık odakların iktidara gelmesi ve gizli ittifakların nüfus çatışmaları, Kusho'nun korumak için dillere destan mücadeleler verdiği huzur ve barışı içeriden çökertiyordu. Tam da bu sırada ninjalar ve Wuju kılıç ustalarının gücünü alaşağı etmek isteyen, yüreği nasır bağlamış bazı meclis üyeleri, Jin'i hapisten kaçırıp bir dehşet silahına çevirmeye karar verdi. Kararlarını uygulamakta da hiç gecikmediler. Böylece Kashuri cephaneliklerinden gelen yepyeni silahlara ve neredeyse sınırsız para kaynağına kavuşan Kada Jin, her geçen gün daha görkemli eserlere imza atmaya başladı. Artık yaptığı işler, nice yabancı diplomatın ve İonya'nın yeraltı siyaset sahnesinin korkulu rüyası. Gel gelelim, gölgelerde çalışmak, ilgi için yanıp tutuşan bir seri katili ne kadar daha tatmin edebilir ki?